Ocağı açık mutfaktan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına çok pratik bir tarifle geldim. Tarifimiz o kadar basit ki eve geldiğinizde 10 dakikada hazırlayıp, hatta misafiriniz geliyorsa bile rahatlıkla sunabileceğiniz bir tarif. Fırında çorba soslu kremalı tavuk yapacağız. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, bunun için ihtiyacımız olan İşte 1 kilo ya da yarım kilo kadar tavuk, ne kadar istiyorsanız. Ben yaklaşık 1 kilo yakın tavuk kullanacağım. Tavuklarımı küp küp doğrayacağım. Önce şöyle bir incelteceğim ki biraz kalın, çok kalın kalın olsun istemiyorum. Dediğim gibi oldukça basit, hemen şipşak hazırlayabileceğimiz bir tarif. Aynı misafirler geldiğinde 2 dakikada fırına verebilirsiniz. Evet, şimdi tavuklarımızı doğradık. Üzerine kremalı mantar çorbamızı ekliyoruz bir paket. Daha sonra bir paket krema ekliyoruz, yaklaşık 200 gram. Bu arada fırınımızı 200 derecede açıyoruz, önceden ısıtıyoruz. Yaklaşık zaten yemeğimiz 25 dakikada pişecek. Krema koyduğum için çok az yağ koyacağım. Çay bardağının dibinde, yani bir tatlı kaşığı kadar falan. Her zaman dediğim gibi tuz oranınızı kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1,5 tatlı kaşığı tuz koyacağım. Şimdi hepsini birbirine şöyle güzelce harmanlayacağız. Bunu ister elinizle yapın, ister spatula ile yapın. Tamamen size kalmış. Bu özellikle hani evde mantar yemeyenler için ya da mantarı sevmeyenler için de güzel. Çünkü mantarın bir aromasını veriyor. Ama mantarı o ağza gelen kıyır kıyırlığı olmadığı için herkes zevkle tüketebiliyor. Şimdi güzelce karıştırdık. Fırın tepsimize alabiliriz. Kullanacağım borcamı yağlamıyorum. Çünkü içindeki krema yağlı. Zaten bir miktarda yağ koyduk. Bence bu yeterli gelecek. Şimdi borcamımızı güzelce boca ediyoruz. Eğer 1,5 kilodan falan yapmayı düşünürseniz de krema oranını arttırmanıza gerek yok. Onda da yeterli geliyor. Evet, yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Dediğim gibi 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişmesi yeterli. Evet, yemeğimiz pişti. Dilediğimiz gibi servis edebiliriz. İsterseniz yanına pilav da yapabilirsiniz, makarna ya da salata, hiç fark etmez. Hatta tek başına bile bence yenilebilir. Ocağı açık mutfak olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım deneyip memnun kalırsınız. Bize de yorum atarsanız çok memnun oluruz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.